özellikle Nahçıvan koridorundan ülkemize alternatif bir ulaşım maksadı. Yolun istikametini değiştik. Demek olar ki yolun 62 kilometre yol yatar yeni dikilik bu araziden sonra 53 kilometre Ermenistan arasında kafamdan geçecek. Ve burada 14 kilometre biz Naxçıvan'a kadar ve Bərdə hakkında size məlumat verir. Ağdan Bərdə hal-hazırda burada işler gedir. 47 maçdan mən anamanın özünə də izah edirəm ki, bir tərəfdən mən işimi görüb getməliyəm. Çünki bizdə maşın mexanizmləri hamısı dəmir yolu var. Mahmudlu, Mincivan və Mincivan Bağbənd 23 kilometr. Hal-hazırda bizdə bu 23 kilometr. Bizi burada atmışlar. Tabii dün itibariyle Azerbaycan'dayız. Şu anda da Karabağ bölgesindeyiz. Horadiz'de incelemelerde bulunduk. Horadiz Abend yolu şantiyesindeyiz şu anda. Burada hem karayolu hem de demiryolu olmak üzere çok büyük bir çalışma var. Bununla alternatif diğer yollarda da çalışmalar başladı. Tabii kardeş dost ülke Azerbaycan'a ve bu Dağlık Karabağ'ın inşasında da hem mühendislik açısından hem de teknolojik açısından Türkiye bütün gücüyle arkasında. İnşallah bu birliktelik, kardeşlik, dostluk ilelebet devam edecektir. Biz de bu yolların inşası ve imarıyla ilgili bütün yapabileceğimiz bütün desteği her türlü şekilde onlara vermek için buralardayız. İnşallah büyük işbirliklerine ortak olacağız. Özellikle Nahçıvan koridorundan ülkemize alternatif bir ulaşım aksı da sağlanacak bu çalışmalar sonucunda.
Yine bugün Fuzuli kentine de geçeceğiz. Diğer şehirlerimizdeki diğer şantillerde de incelemelerde bulunacağız. Tabii çok önemli bir yerdeyiz. Önemli bir gündeyiz. İnşallah Karabağ'ın inşasında hep birlikte bizim de ne kadar emeğimiz olursa biz de o kadar çok memnun edecektir. Bu bölgelerde, buralarda şu anda bulunmak da bize ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah buraların imarı ve inşası için de hep birlikte dostane duygular devam edecek her zaman. 44 günlük müharibədə olduğu kimi bu günləri Türk qardaşlarımız bütün biliyi ilə, bacarığı ilə, təcrübəsi ilə istər dövlət sektoru olsun, dövlət nümayəndələri olsun, bakanımız Adil bəy və ekibi ilə istərsə də özəl sektorun nümayəndələri olsun yanımızdadılar. Bu günləri bilirsiniz Azərbaycanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük quruculuq işləri gedir. Xüsusilə də yol infrastrukturu istərsə də deməli dəmir yol infrastrukturunun yenidən qurulması prosesləri gedir və bütün bu proseslərə Türk şirkətləri qoşulmuş öncül şirkətlərdəndir. Bu günləri bizim burada şahidlik elədiyimiz yol tikintisini də məhz Türk şirkəti aparır. Əminəm ki, qarşıda gedəcəyimiz bütün layihələrdə də özünüz də şahidi olasınız. Bütün layihələrdə bu və ya digər formada Türk şirkətləri öncül sıralardadırlar.